Peki, euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in, ala resulina Muhammedin salavat. Geceniz mübarek olsun abiler, kardeşler. Hoş geldiniz. Ömrünüz, geceniz mübarek olsun, bereketli olsun inşallah. Tarlanızda bereketi çok olsun, zekat verecek kadar. Fakir fukaraya yardım edecek kadar daha fazla Cenab-ı Hak ihsan etsin, lütfet. Hazinesi bol. Amin. Allah razı olsun. Bu ova çok bereketli bir ovadır. Verir Cenab-ı Hak. Şükür ova. Evet. Evet. Aziz Sıdık kardeşlerim, bu bugün başladınız ekmeğe. Evet. 2-3 gün. Evet. Tamam. Onlarla kalı bir yer okuyayım. Aziz Sıdık kardeşlerim, bu şiddetli maddi ve manevi kıştaki gala, yani şiddetli bugün bu sene hakikaten Türkiye'nin Edirne ile Kars hepsi aynı anda oldu. Kar çok ilginçtir. Aynı anda oldu. Şiddetli kışta bir de manevi bir kış var. Maddi ve manevi kışta. Kış manaya niye ispat ediliyor? Kışın bir şey ekilmez. Eksen bile çürür. Değil mi? Çiftçisiniz biliyorsunuz. Ne şunema bulmaz. Sıcak olması lazım ki ne şunema bulsun. İnsanların fıtratları da topraktır. İstidatları da çekirdek. İnsan pek yetişmiyor. Onun için niye böyle oluyor? Niye etrafımız bu kadar şey? Demeyin, böyle olacaktı zaten. Olması gerekenler oluyor. Kalite azdır. Kalite azdır. Demek ki maddi ve manevi kıştayız. Tevafuk etti bu sene. Üç bir tanesi de tevafuk ediyor. Gala. Gala ne demek? Doktor hatırladın mı? Yokluk değil. Kıtlık da değil. Ha? Pahalılık. Aynı öyle oldu bu sene. Bak, maddi ve manevi kış oldu mu? Oldu. Maddi kış, dur. Maddi kış şiddeti geçti. İnsanlar bir tuhaflaştı, manevi kış. Yani fıtratları, hilkatleri, toprak, istidatlar neşinema bulmuyor çünkü kış. Güneş yok. Güneş hakikat demek, vahiy demek, Kur'an'a muhatabiyet demek olmayınca o çekirdek inkişaf etmedi. Etmeyince Cenab-ı Hak da gala verdi, pahalılık verdi. Var mı, tuttu mu abi bu da? Tuttu. Şimdi dört. Varlık içinde kaht. Var, yok. Yani var, malı mülkü var, ruhunda yok. Varlık içinde yokluk. Buna kaht. Yani kıtlık. Var, herkesin aleminde yok. Yok ya, yok. Yok. Yavrum çekil, 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 çekil. Babanızın yanına gidin, hadi. Hadi bir tane ver, bak. Şimdi kat, yokluk, yokluk bir daha söylüyorum. Etrafında malın, mülkün, araban, paran, pulun olmaması değil. Var, doyumsuz, sorumsuz, kanaatsız, özgüvensiz, şükürsüz. Onların getirmiş olduğu içteki fakirlik. Korku da var değil mi içinde? Tabii, bunların geneliyle. Tuğlu emel. Saymadım 7 tane. Yani bitmez tükenmez bir emel. Mevcudu fakir etmiş. Hırs söyleyecek zaten. Sonra sorumsuz. Sonra kanaatsız. Hırçın. Kadir kıymet bilmez. Şükürsüz. Gibi sıfatların bütünlüğü getirdiği bir
gelecek kaygısı, gelecek korkusu başladı. Endişe. Oysa herkes kendisini düşünsün. Benim şu tarlam bu seneki veya geçen seneki kaç sene ekmese beni geçindir. Ama nasıl bir korku var? Evet. Bitecek korku. Ha, yani. Bitecek. Bunu Allah bu duyguyu kime verdiğini hatırlıyoruz Kur'an'da ve Risale'de? Yahudilere verdiğini. Evet. Yahudilere ait olan sıfatı Yahudi gibi yaşayan Müslümana da Müslüman namı altında olanlara diyor. Bunlara da Allah verdi. İğne gibi zerk etti. Yahudi gibi yaşayan, ismi Müslüman, Yahudi gibi yaşayan hırs, şükürsüz, kanaatsız, zekatı vermez, öşür vermez, cimri, kendisinden başka düşünmez, tuğlu emel, bitmez tükenmez gelecek hedefleri olan ve hırsı ile mevcudu ortadan kaldıran, içinde yokluk yaşayan bir model olunca Allah bu modele bu hastalığı verdi. Doymuyor. Bu bir hastalıktır. Psikolojik hastalıktır. Tedavisi de yok çünkü tedavi edecek de hasta. Demek ki bu ruhsal bir hastalıktır. Psikolojik değildir. Demek ki gala, pahalılık, başka varlık içinde kaht. Var? Yok. Şimdi zengini tarif ediyorum. Zengini tarif ediyorum, fakiri tarif ediyorum. Bana göre. Malı mülkü çok olan değil zengin. Malı mülkü çok dahi olsa bunu hiç görmeyip ucu bucağı olmayan uçuk hedefleri, istekleri, arzuları, talepleri olan o istediğiyle mevcudu arasındaki boşluk fakirliktir. Bu fakir adam. Etrafındaki mal değil bu. Zengin adam kimdir? Fakir adam kim? Fakir. Etrafında mal değil. Mal yok değil. İçinde cennet asa bir hayat yaşıyor. Yani kanaat var. Mutlu bir hayat. Mutlu bir hayatı var. Şükür var. Kanaat var. Farkındalığı var. Dünyanın hakikatini, insanın mahiyetini fark etmiş var. Sonra başka bir madde geliyor. Bu varlıklar içinde yokluk ruhunu yaşayanlara başka bir ceza daha. Derdi maişet. Geçim derdi. Geçim derdi. Geçim derdi diye bir şey yok ki zaten. Biz uydurduk. Dert diyor zaten abi. Evet. Biz dert edinmişiz. Allah Müslümanların ve kulların rızkını taahhüt etmiş. Üzerine almış. Kefil olmuş. Kefil olmuş. Allah ben kefilim dedi. Fakat imana kefilim demedi. İmanı salmışız. Kefil olduğuna sanki değilmiş gibi sarılmışız. Tersini yapıyoruz. Tersini yapıyoruz. Derdi maaşı bu sefer ne oldu? Fukaralara ağır basması cihetinde. Hangi fukaralara? Bu sıfatlara sahip olan, malı mülkü olmayan değil. Fukaralara. Hani derler ya eskiler der, akıl fukarası. Akıl fukarası. Fukaralara ağır basması cihetinde ekseri fakirul hal olan Risale-Nur şakirtlerinin yani bu musibetin içinde öyle bir musibetten çekininiz ki diyor. Zalimlere has kalmaz diyor. 14. söz depremde. Fakat Risale-Nur talebelerine de eğer bu sıfatlara girmişse ben talebeyimle olur mu? Ben Müslümanım diye olmuyor da ben Nur talebesiyle mi olur mu? Kur'an'ın talebesiyim diyor. Kur'an'ı yaşamasa. Nur talebesiyim diye onu Risale'nin yaşamasa işte bu sıfata dahil olur. Risale-Nur şakirtlerinin bu dehşetli hale karşı ne yapacaklar? Bu hale olduklarını demiyor. Risale-Nur talebeleri ne yapacaklar? Tam bu fırsatı, tam bu içtimai atmosferi, halet-i rüyayı tam bir fırsata çevirecekler. Bu insanların bu durumunu ne yapacaklarmış? Bu dehşetli hale karşı sarsılmamaları ve
tesanütleri bozulması ihtimaliyle ziyade endişe ediyordum. Bu ne yapacaklar? Hemen bunu hizmete kanalize ederlerse hem kendileri korunacak hem de insanlara hizmet etmiş olacak. İnsanlara kanaat dersleri, memnun olma, fark etme, şükretme derslerini devamlı yapmak lazım. Yani kanaat duygusunu geliştirmek lazım. Medya, basın vesaire onlardan takip ederlerse, edilirse hırs başlıyor. Görenek belası, tiryakilik belası, 96 ikinci emirler, görenek ve tiryakilik belası bizi fakir eyledi. Onda var, bizde yok. Onda var, bizde yok. O giyiniyor, ben de giyineyim. Biniyor arabaya, ben de bineyim. O böyle bir arabası var, binası var. Görenek ve tiryakilik belası sarmış. Risale-i Nur talebelerini eğer bunlar da bunlar gibi yaşarlarsa bu sefer ne olur? Bakın arkadaşlar, maddi ve manevi kış, pahalılık, yokluk, derdiş maaşlık başladığımın geçim derdiyle Allah ceza veriyor. Verince de derdi maaşlık belası, bu sefer kitap okuyamıyor, derslere gelemiyor, gereken vazifeyi yapamayınca aramızdaki birlik, uhuvvet, kardeşlik, tesanüt bozulabiliyor. Tesanütleri bozulması ihtimaliyle ziyade endişe ediyordum. Sizler her zamandan ziyade bu fırtınada tesanüdünüzü, ittihadınızı ve nasıl anlarız tesanüt ettiğimizi? Ben tesanüt ediyorum. Ben kardeşimi seviyorum. Ben beraberim. Ölçüsü şudur. Fiili ölçüsü şudur. Birbirinin kusuruna bakmaması, birbirini tenkit etmemesiyle belli olur. Birbirimizin kusuruna bakmayacağız. İlle bu cemaattaki kardeşler değil. Evde de öyle. Ya ağzımız alışmış. Asın bir belası ya. Salgın hastalığı. Tenkit belası. Tenkit. Doyumsuz. Kanaatsız. Memnuniyetsiz. Eşi de öyle. Eşlerde de öyle yani. Evde. Ya acayip bir şey ya. Garibime gidiyor. Bir hal yeni bir şey gördüm ben. Bazı kardeşim ben de gördüm. Ben de olanı gösteriyorum yani sizde. Bir Müslümanda, bir nur talebesinde, kendimde olanı, sizden alakası yok aşağı. Bir nur talebesinde, bir Müslümanda çok güzel sıfatlar var. Namaz var, iman var, dava var. Hepsinden daha mühim. İmanından da daha ileri. Tarafkirliği var. Küfre karşıdır. O zaman iman oluyor ya. Küfre karşıdır. El-hubbu fillah vel-huzbu. Böyleyken bir iki tane kusurunu görüyorum, iyiliklerini unutuyor. Bir tane zındık ömrü milleti sinema vasıtasıyla, videolarla, konuşmalarıyla, yaşantısıyla ifsat etmiş. Toplumu ifsat etmiş. Duman etmiş. Sarık sarıyor, cübbe giyiyor, bir sakal bırakıyor. Ben tövbe ettim diyor. Korona tabi taktı. Kanser bir yerinden vurdu. Doktor raporunda gizliyor. Ya bağırsağından vurdu. Ben namaza başladım, tövbe ettim diyor. Müslümanın saf derunluğu, sefi insanlardan bir iki tane güzel sıfatı görse, geçmiş bütün günahını, pisliğini unutuyor. Müslümanın da bir iki kusurundan dolayı bütün geçmiş iyiliğini unutuyor. Nasıl tuhaf. Nasıl bir nefis? He? Nefis değil mi yapar? Ne acayip bir şey yani. Bakın bir iki tane bana öyle gözüken, kusurlu gibi gözüken sıfatı var kardeşimin. Ona dua etmem lazım. Tavsiye etmem, düzeltmem gerekiyor. Daha çok irtibatlanmam gerekirken o bir iki tane kötü sıfatından hiçbir güzelliğini görmüyorum. Bir iki tane güzel sıfatından o tamam dönüş yaptı. Tamam. Tam da ihtiyatlı ol. Ne ettiği belli değil lan. Ben 50 seneden beri uğraşıyorum. Daha adam olamadım. Adam cübbeyi geçirecek, sakal tıraş etmeyecek. Ben tamam tövbe ettim diye baş üstüne koy. Böyle bir emeğe saygı var mı yani? Olsun yeter ki de biz ne yapacağız?
Biz onları öyle yapılıyor diye demiyorum. Ama bir iki tane güzel sıfatından dolayı bir insanın geçmişini de yok sayılmamalı. Orada durmalı. Dur. İhtiyat etmeliyiz. Niçin? Aramıza bu sefer başka bir şekilde girebiliyor. Ben tamam ihtida ettim. Ben tamam dönüş yaptım diyorsun ama diyor ama içeri girip ne yapacak? Tesanüdü mü bozacak? Parmak mı karışacak? İhtiyatlı olalım diye söyledi. Bu da aslında hastalığı değil mi? Hastalığı. Aslında hastalığı bir, birbirinin kusurunu görmek. İkinci bir hastalık, tenkit etmek. Tenkit etmek. Asıl hastalığı sıkıntı. Asıl hastalığı doyumsuz olmak, kanaatsız olmak, hırs sahibi olmak, şükürsüz olmak, tuğlu emel sahibi olmak, tiryakilik ve görenek hastalıkları. Asıl hastalıkları bunlar. Bela ve vebası. O zaman birbirimizin kusura bakmayacağız. Birbirimizi tenkit etmeyeceğiz. Risale-i Nur'un vazife-i kutsi imaniyesi hesabına tesanüdümüzü ve uhuvvetimizi korumaya mükellef ve muhtaçız. Mükellef ve muhtaçız. Sakın birbirinizden gücenmeyiniz. Tenkit etmeyiniz. Aa ama abi şöyle yapıyor. Tenkit etmeyiniz. Yoksa az bir zaaf gösterseniz aramıza girmiş olan ehl-i nifak istifade edip sizlere büyük zarar verebilirler. Hani böyle geçmişini unutup zahir var ya, nerede söylüyor? Kastamonu 25'te diyor. Müslümanların saf derunluğu. Bu söylediğim ölçü 25. sayfadan çıkarttım. Müslümanların safları nedir? Bir iki zındıktan bir iki güzel hasret görse Ali Cenab-ı affetmiş. Müslüman ondan sonra baş tacı yapıyor. Tamam artık onun hiçbir şeyine kusura bakmıyor. Bu asrın acip bir hassasıdır. Bu asırdaki ehli İslam'ın fevkalade saf derunluğu. Müslümanların saflığı, saf. Ne yapmış? Dehşetli canileri de Ali Cenab-ı affetmesi. Dehşetli canileri İslam düşmanlarını ve ömrü böyle geçmiş. Dehşetli canileri de affetmesi bir tek haseneyi. Binler seyyiatı işleyen, binler maddi ve manevi hukuk ibadı mahveden adamdan bir tek haseneyi görse ona bir nevi taraftar çıkmasıdır. Bu surette ekali kalil olan ehli dalalet ve tuyan saftil taraftarlar ile ekseriyet teşkil ederek ekseriyetin hatasına terettüp eden musibet-i ammenin devamına ve idametine belki de teşdidine kader-i ilahiye fetva veriyorlar ve biz buna müstahakız diyorlar. Sema afatı geliyor, toprak afatı geliyor, deprem afatı geliyor, korona afatı geliyor. Korona kapıyı çaldı. Korona bir şey değil. Beşinci şu anda ayet-i kerime var. Dabbetul arz geliyor. Dabbetul arz. Dabbetul arz, korkmayın. Korona herkese bulaşır. Korona hakkında öyle bir şey yok. Ama dabbetul arz hakkında herkese bulaşmayacağını söylüyor. Dabbe söylüyor kendi arz. Beşinci şu anda söylüyor. Dabbetul arz kişinin tırnağına, dişine, kemiğine kadar yerleşecek. Çaresi olmayacak. Vurduğu anda sokakta ölecek. İnsanlar leş gibi olacak. Kaldıran olmayacak. Kaldıran kalmayacak. Vurduğunu tedavi yok. Götürecek. Çavuş. Şimdi korktun değil mi abi? Tabii. Peki kime vurmayacak? Müjde. Bir. İman nurdur hem kuvvettir. İmanın bereketine sahip olan vurmayacak ona. İki, sefaat ve israfattan tecenüp eden, uzak duranlara da vurmayacak. Bunlara vurmayacak. Nedir o? Yani Allah ne verdi? Özel hayat, maddi ve manevi hırs, efendim haya, edep, vefa, ne hislerimiz varsa onları israf etmeyeceğiz. Özel hayatımızı da israf etmeyeceğiz. İsrafattan bir de sefaat, içki, kumar, sigara,
Sabahlara kadar oturmak vücut kemiklerini çökertir. Kemik iliklerine zarar verir. Koronadan bir derece atladın ama diabetulardan atlayamaz. Sabahlara kadar kaldın, uykunu almadın, tamam. Bir de yetmiyormuş gibi fıtratımıza ikinden sonra yattın. Kaylule yapmadın. Abi şeriat bu diabetulardan sonra gelecek o zaman. Yani öyle mi görüküyor? Ona bir şey demedim. Ben öyle anlamadım. Ha, öyle anlayabilirsin. Ama diabetular demek ki imanın bereketiyle iki, israfat ve sefahattan uzak olanlara dokunmayacak ve o cesetlerden atlaya atlaya geçecek. Peki ne yapacağız abi? İman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden kainata meydan okuyabilir. Bak sizi daha önce de uyarmıştım. Bak bu derdim Ayşe, bak çiftçisiniz. Kanaat edin. Zekatınızı verin. Öşürünüzü verin. Tarladan dolayı namazınızı ihmal etmeyin. Traktörü çek. Namazını kıl. Tesbihatını da traktör kullanırken ya yap. İhmal etmeyin. Derslerinizi ihmal etmeyin. Afat geldikten sonra buraya yığılsanız, toplansanız fayda etmez. Tıpta bir laf var. Koruyucu hekimlik. Hastalık gelmeden önce korun. Basit bir sebeple kurtulursun. Hastalık geldikten sonra koruyuculuk hekim değil. Belki ameliyat bile kurtarmaz. Afat gelmeden önce Peygamber aleyhissalatü vesselam hadisi var. İslah edin. İfsat olmadan islah olursa insanlar ve toplum, dua etseniz duanız da kabul olmaz. Kimsenin duası kabul olmaz diyor. Yani ifsatı islaha çalışılmasa, ilk önce kendimiz, sonra yakın akrabalarımız, yakınlarımızdan böyle, islaha çalışmasak dualarımız kabul olmaz. Fitne girdikten sonra dualar kabul edilmiyor. Çünkü fitne içeride. Fitneli bir ruhla dua olmuyor. Ne yapacağız? Birbirimizi gücenmeyeceğiz. Derslerimizi ihmal etmeyeceğiz. Tesbihatımızı okuyacağız. Her gün mutlaka Risale'den okuyacağız. Risale-i Nur okuyan 131 Kastamonu bu musibeti, semaviyeyi, maddiyeyi dairesinin haricine atıyor. Aynı böyle geçiyor. Dairesinin haricine atıyor. Bak sonra hatırlarsınız. Bak o Dabbetul Arz fazla uzak değil. Bu onun mukaddemesiydi. Yani sonra ay tamam abi köy külliyat nerede? Külliyat yok, kurtardı abi. Herkes aldı. Geçti Badir. Var abi bassa o geçti. Sekeratın sureti başladı. O zaman değil. Şimdi. İhmal etmeyin. İhmal etme. Oku. 25 sene önce de demiştim size. Oku. Ya. Ama geliyor. O gelmese zaten ecel geliyor kesin. Firavun secde yaptı kabul olmadı. Olmadı. Çünkü sekeratın sureti başladı. Her şeyin sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti var. Firavun Kızıldeniz'de sekeratın sureti başladı. Tamam, o artık kabul değil. Mesela bir de Dabbetul Arz gelmeyecek olsa üstad orada demez yani. Ayettir, o alakası yok. Üstadın da tespiti değil. Ayet-i kerimedir. Gelecek. Sakın birbirinizden gücenmeyiniz. Tenkit etmeyiniz. Yoksa az bir zaaf gösterseniz ehli nifak istifade edip sizlere büyük zarar verebilirler. Derdi maişet zaruretine karşı ne yapacağız? İktisat ve kanaatla mukabele etmeye zaruret var. Varken kanaata alışın. Yokken kanaat herkes yapamam ama yapamazsınız. Niçin mesela? Zekatı zengin iken fakir olan bir adam var. Bir de fakirdi bir adama. İlk önce hangisine zekat verilir? Zengin iken fakir olmuşa. Çünkü zenginliğe alışmıştı. İhtiyacı daha çok. Evet. Şimdi alışırsak yokluk zaten bizi tesir etmez. Etkilemez. Niye? Zaten yok gibi yaşıyorsun. Hani yok olmasın nimet. Var olsun. Taşsın Cenab-ı Hak versin ama öyle azacak, aslını unutacak, kendini unutacak, pabucunu da as eve. O ayakkabılarını as, aslını unutma. Ey Hüseyin, ey Hasan, aslın buydu. Pabucunu oraya as. Ecdat öyle yapar. Pabucuna bak sen buydun ha. Bak bu halden geldin.
Onun için israfattan, savurganlıktan, zekat vermemekten, israf etmekten uzak duracağız. Hele kesinlikle haram bulaştırmayacağız kazandığımız tarladan. Haram nedir? Öşür vermemek, zekatını vermemek. Başka? O tarlada sürüyorsun, yapıyorsun, namaz kılmıyorsun. Misal. Mümkün değil de notabilirsin ama genel söylüyorum. Derdi maşet zaruretine karşı iktisat ve kanaatla mukabele etmeye zaruret var. Menfaat-ı dünyeviye çok ehli hakikatı, ehli tarikatı dahi bir nevi rekabete sevk ettiği için endişe ederim. Köy ya burası. Köyde daha çok rekabet olur. Daha çok hırs olur. Daha çok tenkit olur gizli gizli. Daha çok hasret olur. Bundan tarlayı sordu benim için sürülmüyor diye. Başım şu adama bak ya. Pire gibi çalışıyor, bende bir şey yok lan. Sakın böyle. Sakın ha. Risale-i Nur şakirtleri içinde şimdiye kadar bu cihet onları zedelememiş. İnşallah yine zedelemez. Fakat herkes bir ahlakta olamaz. Bazıları meşru dairede rahatını istese de itiraz edilmemeli. Zarurete düşen bir şakirt zekat kabul edebilir. Risale-i Nur'un hizmetine has vakit eden rükünler ve çalışanlara zekatla yardım etmek de Risale-i Nur'a bir nevi hizmettir. Şimdi başka bir yer okuyacağım size. 190 kaçtı? 193. Orasını mı okuyayım? 234. Birden ruhuma gelmiş bir endişeyi beyan ediyorum. Ehli dalalet, Risale-i Nur'un elmas kılıçlarına mukabele edemedikleri için, yani Risale-i Nur'a mukabele edemiyorlar bu eserlere. Ne yapıyorlar şimdi? Peki nasıl susturmaya çalışacaklar? Şakirtleri içinde derin birbirlerinize karşı derdi maişet cihetinden, aha şimdi geldi bahar, Adana bahar artık. Evet. Bahar mevsimi gafletinden istifade ederek meşrepler veya hissiyatları muhalefetinden zayıf damarları bulup şakirtler içinde tesanüdü sarsmak istediklerini hissettim ve anladım. Sakın sakın dikkat ediniz, içinize bir mübayenet, zıttık düşmesin. İnsan hatadan hali olamaz. Fakat tövbe kapısı açıktır. Nefis ve şeytan sizi kardeşinize karşı itiraza, ama haklıyım, zaten burada diyor, haklı olarak tenkide sevk ettiği vakit değiniz ki. Biz değil böylece hukukumuzu, belki hayatımızı ve haysiyetimizi ve dünyevi saadetimizi Risale-i Nur'un en kuvvetli rabıtası olan tesanüde, birliğe, kardeşliğe, bütünlüğe feda etmeye mükellefiz. O Risale-i Nur hizmeti bize kazandırdığı netice itibariyle dünyaya, enaniyete ait her şeyi feda etmeye mükellefiz deyip nefsinizi susturunuz. Tenkit ve itiraz etmeyiniz. Medarinize bir mesele var mı? Varsa meşveret ediniz. Ehilleriyle ediniz. Ben bu köylü değilim. Ben de çiftçi değilim. Rakip de değilim. Benim de emsalim değilsiniz. Ama aranızda bir şey olunca gelip bana sorarsınız. Bana varamazsan Kırıkhan'daki vakıflar var, dershane. Buraya gelip gidiyorlar. Misisi gelip gidiyorlar. Yani onlarla meşveret ediniz. Bak diyor ki bir şey varsa, tamam kafama takıldı, yutman da olmuyor. Meşveret ediniz, sonra çok sıkı tutmayınız. Herkes bir meşrepte olmaz. Musamaha ile, af ile birbirinize bakmak şimdi elzemdir. Başka bir yer okuyayım. Tek başıyla kalsa, şimdiki, yani ben götürürüm, götüremez. Kim olursa olsun tek yutulur. Bir kaptan bir damla suyu toprağa atın, toprak yutar. Ama o kabı bir anda boşaltırsanız hemen yutamaz. Onun için damla gibiyiz,
bir olursak kova gibi oluruz. Bizi toprak hemen yutamaz. Şimdiki tacumat-ı mütedahiye karşı tek başına insanın dayanması çok müşkil. Eğer Risale-i Nur'un hizmetine iltihak etse o iki elif gibi olur. 11, iki elif gibi 11 belki 111 kıymetinde ve kuvvetinde olacak. Karşıdaki ittifak etmiş dalaletlere karşı dayanacak. Sevgili arkadaşlar, bunlar önceden bize uyarıyor ki sakın sakın. Bunu okuduk. 136. Diyor ki burada, bu defa Hafız Ali'nin mektubunda büyük bir beşaret hissettik ki Kur'an-ı Mucizül beyanımızı tab edilecek esbab var, maniler yok. Madem mübarek Hüsrev geldi, en birinci hak bu meselede onundur. Yani müdebbir, evet bizde liderlik yok ama müdebbirlik var. Yani emsaller varsa meşveret var. Emsal yok. Kader-i İlahi bizden önce o saftan onu çıkarttı. Geçmişteki hizmetlerinden dolayı, bize vesileliğinden dolayı. Ondan sonra hizmetin sevku idaresinde böyle bir Allah ona hisse verdiğinden liderliği yok, müdebbirliği var. Onlarla, onun etrafında olmuyorsa emsalsanız, size yakın, en yakın beldedeki dershane ve dershanecilerle beraber hareket ediniz. Hüsrev onun için diyor, en birinci hak bu meselede onundur. Ve madem iki Ali ile Tahir'i, Hafız Mustafa harika tesanütleriyle şimdiye kadar bütün Risale-i Nur talebelerini sevindirdiler, sevindiren ehli imanı memnun, 236'dan okuyorum Kastamonu'da, minnettar eden meydandaki hizmetleriyle ve kahraman rüştünün la etezelzel sadakatiyle, sarsılmamasıyla, ne olursa olsun sarsılmıyor. Biliyor böyle gidiyor. Sarsılmamasıyla Hüsrev'le beraber bu büyük ve ağır ve kıymetli hizmet-i Kur'an'ı kemali tesanütle çalışmak lazımdır. Sakın dikkat ediniz. İhtilaf-ı meşrebinizde, mesela Misiste Hasan, seni meşrebi mahallü teksin vereceğim. Meşrep demek maşrapa demek. Tuvalet maşrapası, mutfak maşrapası, su maşrapası, çay maşrapası. Su aldığımız maşrapa. O maşrapa tuttuğumuz kap. İnsan olursa meşrep olur. Kişinin karakteri, ahlakı meşreptir. Cemaat ise meslektir. Ha, meşrebimiz farklı. Hayvan değiliz ki. Sığırların meşrebi eşit. Bir sır ne isterse öteki sır da aynı ister. Ama bunu isterse bu başka bir şey ister. İnsan oluşumuzdan dolayı meşrebimiz farklı. Meşrebimiz farklılık zenginliğe sebep iken ihtilafa sebebiyet vermemek gerekiyor. İhtilaf-ı meşrebinizden, zayıf damarınızdan, başka derdi manşet zaruretinden ne yapalım zaruret var deyip ehli dalalet istifade edip niye? İttifakımızı bozmayacağız. Bu derslere geleceğiz. Tarla var. Yok sürülmesi gerekiyor çavuş. Tamam. Ondan sonra Mustafa. Sana diyorum kapıya yaslan Mustafa. Duydun mu abi? Fikret. Yani tarla var. Efendim şey var. Yoğunum. Uykum var. Gel burada uyu. Devam et sen. Önüm değil ya. Yeter ki burada ol ama. Niye biliyor musun? Fotoğraf çektir. Bilerek söylüyor. Kayıt var. Kayıt çekiliyor. Umulur ki Allah, Allah'ın rahmetine düçar oluruz. Umulur ki Allah bizi affeder. Bunların içinde bulunduğumuzdan dolayı Allah bizi affeder. İnşallah. Ey Cebrail, bil manana kılıyorum. Allah bilmiyor, bize öğretiyor sultan olduğu için. Bak hele orada ne yapıyorlar. Ya Rabbi, Barla'da var bu. Ya Rabbi, bunlar seni anlatıyorlar.
Senin sevgini anlatıyorlar. Senden bahsediyorlar. Cennetini anlatıyorlar. Cehenneminden de bahsediyorlar. Peki ey Cebrail bak hele benim cennetimi biliyorlar mı cennetimi cehennemi? Bilmiyorlar ya Rabbi. Senin haberinden dolayı. Sen şahit ol Cebrail. Sen şahit ol ki ben onları cennetime koyacağım. Cehennetten azat ettim. Hepsi. Ama Cebrail ya akılcı ya. Aklını soktu oraya. İyi ki soktu. İlk önce niye soktun falan üzülüyordum. Lan hepsi gitti işte. Sorma işte ama iyi ki sordu. Ya Rabbi dedi. Onların içinde halis olmayan da vardı. Onu ne yapalım? Onların içinde mi bulundu? O da onların içine kat dedi. Merhamete bak yani. Merhamete bak yani. Merhamete bak. Peki biz diyelim böyle bir çürük elmayız. Manavdan halden bir kasa elma aldık. Bir tane çürük çıktı diye geri veremezsin ki. O zaman kasayı geri vereceksin. O zaman bu rahmetiyle bu kadar kasanın içinde elmalarız. Çıktı bir tane çürük asan. Allah da onu da affediyor onların hürmetine. Umulur ki affediliriz. İnşallah. Ya bunların içinde ol. Birbirinizi tenkit ettirmeye meydan vermeyiniz. Tenkit etme ama tenkit etmeye. Mesela Müslüman suizan etmez. Ama suizana da vesile olmaz. Tenkit etmez ama tenkit kapısını açıyorsun. Tenkit kapısını açtırma. Yani tenkit edilmek zorunda bırakılıyor ya. Bak Müslüman suizan etmez. Ama öyle yaşamam lazım ki. Suizana da vesile olmamam gerekiyor. Tamam. Tenkit edilmeyecekti arkadaşlar. Beni tenkit etmeyin. Daha adam gibi yaşa da. Adam gibi yaşa ki tenkit kapısını da açma yani. Bak ne dedi? Birbirinizi tenkit ettirmeye meydan vermeyiniz. Kapıyı da açma ya. Hisse soruyor mu onun da ondan? O tabii ki oluyor. Ben yaptırdım onu. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu meydanda gece sokaklaması yok ya o zaman. Siyah çarşafıyla Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh kızı Ayşe validemizle giderken gece bir kısım sahabeye denk geliyor. Selam kelam ayrılıyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam biraz ayrıldıktan sonra dur ya Ayşe burada diyor. Geri dönüyor. Ya ey ashabım durun dedi durdurdu. Buyur ya Resulallah. Bu yanımdaki helalim olan Ebu Bekir'in Sıdık'ın kızı helalim olan Ayşe eşimdir diyor. Estağfurullah ya Resulallah. Sana suizan mı edecektik dediler. Allah Resulü tarihi sözünü söylüyor. Evet Müslümanın şeni odur ki suizan etmez. Ama suizana da vesile olmaz. Yani ben mesela burada tenkit etmeyin diyorum beni. Ama tenkit edecek işler yapıyorum. Ona da meydan vermeyeceğiz. Sonra ya sıkıntı var. Burada da diyor ki meşveret-i şer'iye ile reylerinizi teşettütten muhafaza ediniz. Yani meşveret edin aranızda. Eğer aramızda meşveret edecek olmuyorsa, damarımıza dokunuyorsa en yakın belde hizmetimizi hizmetiyle beraber eden dershaneye yakınımız, bizim hizmetimiz onların hizmeti dairesinde ise onlarla meşret edeceğiz. Çünkü biz yalnız değiliz. Tek başına değiliz. Kafamıza göre gidemiyoruz zaten. Hiç kimse gidemiyor. Ben gidemediğim gibi sen de gidemezsin. Ben de gidemiyorum. Bak buraya uy diyor. Ben bu memlekete kaç senedim? İlk kaç seneydi? 95. 95'te gelmiş. Ya Mustafa'nın düğüne geldim. Zaten onların çavuşların, Fikretlerin nerede? Şimdi koca delikanlı çocukları oldu. Kim çocuğu ya benden bu boyu uzun oldu ya? Çavuşun çocuğu sen oldun mu? Bak buna bak şöyle. Bu. Açtı. Bak. Çok acayip yani. Babası çocuktu sen geldiğinde. Acayip. Babası çocuktu yani. Evet. 95. Ya. Kaç sene geçmiş ya. Allah Allah. 16-17 yaşındaydım o zaman. 25 sene. Onun tam bunun yaşındaydım o zaman. Öyle mi? Allah. Vay be bu memleketlere. Ne kadar sıkıntılarla. Bazen arabanın arkasına yatardı. O zaman yokluk vardı sana. Yokluk. Evet. Yollarda arabanın kenarı bazen yatardı. Öyle bir yere koyayım ki arabayı yatacağım ama
Hani şey de olsun, emniyeti alayım. Ya çok şükür şu cemaat var. Çünkü mülk dershane ya. Bak burası mülk. Çok şükür. Nereden? Bak. 16, 16 yaşında, 16 yaşında mıydın? Evet, 16 yaşında. Bak 20, kaç yaşındasın çocuğun? Ben de şu an 16 yaşında. 16 yaşında. Bak çocuğu şimdi bak karşıma çıktı. Babasına da aynı dersi yaptım, çocuğuna da yaptım. İşte bizim, işte benim de evladı maneviyem. Evet. Ya. Çok şükür ya. Yani bu duygumu anlatamam ki. Yani 1995'te gelmişsin bu memleketlere. Böyle bir şey. Ondan sonra bu Allah bu zevki Müslümanıma yaşatsın. Amin. Geçmişime baktığım zaman böyle sizinle gurur duyuyorum. İftihar ediyorum. Memnun oluyorum. Minnettar oluyorum. Acayip sizinle Rabbime şükredeceğim. Amin. Sizinle iftihar edeceğim. Sizi delil göstereceğim. Ya. Çok şükür ya. Ha Osman ya. Şahit ol ya Rabbi. Şahit ol ya. Ha Osman. Berber Osman. Berber değil mi? Evet, evet. Kaç yaşındaydı kardeşleriyle gelirken? Mustafa Deniz'de ben 2 yaşındaymışım. Vay. Kaç? 2. 2 yaşındaydı. Hasan abi 4-5 yaşındaydı. O değil mi Osman? O da o benden ufak. Ne de 4-5 yaşındaydı. Yok. Sen o yoktu Nihan'da. Yok, görüştüğümüzü. Ha görüştük, abi. Görüştüğümüzü. Kaç doğum musun sen? 94. Ben bununla görüştüğüm o zaman. Sizin evde. Hatırlıyor. Hadi bakalım. Çok şükür. Fikret değil mi sevgili kardeşim? Meşveret-i şer'iye ile reylerinizi, yani anlayışınızı, düşünce ve fikirlerinizi teşettütten, çatışmaktan, zıtlaşmaktan, ayrışmaktan muhafaza ediniz. Nasıl enerji alacağız? Ne ile yapacağız bu işi? İhlas Risalesi'nin dusturlarını her vakit göz önünde bulundurunuz. İhlas'ın kaç tane dustur var? İhlas'ta. O 20. Müslümanlar arasında Müslümana nasıl bakacak? Tarikatçı, Süleymancı, normal Müslümana nasıl bakacağız? 9 tane yöntemle. Birbirimize nasıl bakacağız? Kaç tane dustur? İhlas Risalesi kaç ayettir? 4 ayet. Kul huvallahu ehad. Allahus semed. Fened. 4 ayet. 4 tane dustur var. İsterseniz bir maddeler halinde okuyayım. 4 tane. Birbirimize böyle bakacağız. 20... Kaçıncı lemaydı ya? 26. lema mıydı? 21. lema. Ha 21. lemaydı. Tamam. 15. Birinci dosturunuz. Söyle. Amelimizde rıza ilahi olmalı. Vay, bak misiz. Kader ilahi hizmeti de onunla başlattı. Misizler. Ben çıkartmadım onu. Allah yaptı. O hizmette liderimiz değil. Ama nedir? Müdebbirimiz. Birinci düstur Hasan'ım. Amelimizde rıza ilahi olmalı. Önce Allah'ın rızası için. Önce Allah'ın rızasını tahsil için yapacağız. Allah ne diyor bu işte? İkinci düsturumuz. Ben de bilmiyorum. Bu hizmeti Kur'an'da bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde fazilet soruşturmalarından gökten amarını tahrik etmemektir. Vah. Aferin gardiyanım. Elhamdülillah. Çok güzel. Bir daha bu hizmeti Kur'an'da bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde fazilet furuştuk nevinden gıpta damar tahrik etmemektir. Yani çalımlı iş yapma ya. Yapmamam lazım. Onu tahrik etmemen lazım. Hani var ya böyle İslam ahlakında zengin oluyor ama fakir gibi yaşıyor. Sevad-ı azama ittiba etmem lazım diyor ustad. Yani mesela köyde ortalama Peugeot'a mı biniliyor, Renault'a mı biniliyor, işte Volkswagen'e nereye biniliyorsa sen orada jip alma. Sevad-ı azama riayet et. Zengin ol ama onların seviyesinde yaşa.
İslam hukukunda gece kondu mahallesine gökdelen yapılmaz. Adamı aşağılıyorsun yani. Abi başta kendi kibre giriyor bu sefer. He, şimdi niçin dedim? Onların üstünden fazilet furuşluk nevinden gıpta damarını tahrik etmemek. Üçüncü düsturumuz bütün kuvvetinizi ihlasla ve hakta bilmelisiniz. Maşallah. Gurur diyorum. İyelde hoşuna gitmesin. Bütün kuvvetini, bak ezber biliyor ben bilmiyorum. Bak okuyacağım. Bütün kuvvetinizi ihlasla ve hakta bilmelisiniz. Ha, çok iyi biliyorum. Ben böyle adamım. Ben böyle konuşuyorum. Böyle yaptım. Öyle gidiyorum falan. Çok param var, çok yakışıklıyım, ben bilmem neyim, güçlüyüm. Değil. Bütün kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmelisiniz. Dördüncü düsturunuz, kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda, faziletlerini kendinizde tasavvur edip, onların şerefleriyle şakirane İftihar etmektir. Bir daha. Hafızalı abi yazdı. He? Burada hafızalı abi bir şey var ya. Oraya atış yapıyor ya. He he. Bir de okuyayım. Kardeşlerinizin meziyetlerini. Mesela Çavuş'un bir meziyeti var. Fikret. Onun meziyetiyle sanki benim meziyetim. Çünkü beraberiz ya. Aynı şirkette çalışıyoruz. Bir şirkette ortaksak. Sene sonu pay ayrılacaksa, o zaman o şirkette başarılı eleman, fazla başarılı olmayan insan memnun olur. Lan çalışsın ki, para ben de kazanacağım ya, çünkü sene sonu pay edeceğiz. O çalışmasına göre pay olmayacak. Hissemize göre pay olacak. O zaman bu hizmette bulunan kardeşlerim, ne kadar meziyeti varsa iftihar etmemiz lazım ki onun sebabına bir tamamıya ortak oluyorum. Hatta Fikret bir amel yaptı. Belki ihlas girmedi. Samimi yapamadı. Onun zatına o sebap az. Ama bana o tamamen ihlaslı yapmışım gibi geliyor. Görüyor musunuz? Fikret'in yaptığı ameli ihlaslıymış gibi benim defterime yazılıyor. Ama Fikret kendisine o kadar sevaplı yazıldı. Bak şu sırrı görüyor musun? Bir de size bir şey anlatacağım. Amelimiz nerede çıkacak? Bunu dördüğü okuyayım. Otur bir tane. Babaya mı gideceksin? Aferin. Doktor amcanın yanına otur. Ne olur ne olmaz. Ölmemek için doktorun yanında oturmak lazım. Acile yakın yere. Evet, acil yerde daire almak lazım. Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. Şimdi 4. Abi bir şey söyleyeyim. Bu Hafız Ali abinin çok benim çok böyle etkiliyor. Üstad Hazretleri onun yazısı kendisi olduğunu söylüyor. Kalbine baktım diyor, kalbi de aynı şeyi söylüyorum diyor. Allah Allah. Memnun kalbine bakmış yani. He ya. Onun yazısını. Kalbi nasıl seyrediyor ya? Kalbine baktım diyor. Diyor ki Hafız Ali abi, öteki kardeş Hüsrev. Hüsrev abinin yazısı daha güzel deyince o da yazıyor. Baktı ki kardeşimin yazısı benden daha iyi, ustadım beğenmiş. Bayağı da hizmet ediyor. Hafız Ali abi iftihar etmiş. Elhamdülillah demiş. Baktım ki diyor, elhamdülillah diyor ama kalbiyle mi diyor? Baktım kalbe söylüyor diyor. Ya Rabbi hepimize sirayet etsin ya. Amin. Değil mi? Ne kadar hoş ya. Devamı daha güzel abi diyor. Bu aile diyor, his diyor, hizmet edecek diyor yani. Aa. Devamı daha şey ya. Daha harika. Bu daha işimize yaradı değil mi? Aynen. Aferin lan sana. Az önce gelirken de ailesi ben dedim. Abi, Allah Allah. Ya, bu his değil mi yani maşallah ne güzel bak. Yerimize destek oluyor. Teşekkür ederim. Saatin dişleri gibi değil mi? Vay be, aferin. İyi atana, Allah razı olsun. Yani bu orada kalmadı yani. Abi, hizmetimize sirayet etmiş. Çalışıyoruz abi. Mazi ve müstakbel değildir. Mesela dönmüşsiz. Öf. Vay be. Çocuklar biraz arkaya gidin. Hadi bakalım aşağıda arkada oynayın. Tamam. Güzel oyun yerleri var. Dört tane vardı ya. Ne oldu? Dört tanesi. Ha, dördü okuduk. Size bir şey anlatayım.
Su ısındı haberin olsun. Tamam. Su ısındıysa tamam. Suyumuz ısındı. Şimdi bunu dikkatle dinleyin. Ben bir namaz kıldım. Farzı yerine getirdim. Ama sebabım 10. Gittim. Bir insanı tenkit ettim, eleştirdim, gıybet ettim. Benim sebabım 10'a gitti. Ben namaz kıldım. 10 sebabım namaz kılmış gibi 10'a gitti. Adam kılmadığı halde sebap 10'a gitti. Ondan sonra birisi beni tenkit etti. Onun orucu bana geldi. Benim o 10 sebap namaz orucum, onu da, o da birisini tenkit etti. O sebap oraya gitti. Onu da birisi tenkit etti. O bilmem nereye gitti. Kıyamet koptuğu zaman benim kıldığım yatsı namazın sebabı Japonya'dan çıktı. Karıştı her şey. Karma karıştı. Yani kıldığımız namazların, oruçların, derslerin, sebapları Allah bilir nereden çıkacak. Ama senin hasenat defterine de bir bakacaksın, ona hiç yapmadığım şeyler gelmiş ya. Brezilya'dan gelmiş, Japonya'dan gelmiş, Mısır'dan gelmiş, Antalya'dan gelmiş, Almanya. İstanbul'dan gelmiş. Acayip. Ben buna hayret ediyorum ve merak ediyorum. Allah Allah. Ve biraz daha son zamanlarda yaşlılığın getirmiş olacak, korkuyorum. Ulan yap bu yaşta, canın çıksın, geçsin adama. Adam yatıyor korkur, benim sebabım ona gidiyor. Çok ağrıma gidiyor ya. Gıybetten uzak olacağız abiler. Geçen gün abi maddi olarak şöyle söylemişti. Eğer diyor ki her gittiğin gıybetten bir hesabından bir cüzi para bilseydi diyor. Ağzını açmazdım diyor. Ya, evet. Ama sevapları gidiyor, devam ediyor. Evet. Epey oldu mu? Keselim mi? Böyle iyi de. Kaç dakika oldu? 50 dakika. 50 dakika olmuşsa olmuştur artık. Ondan sonra çocuk, dershanedeki çocukların varlığı, camideki, samim söylüyorum, camideki çocukların, sen ya beni de çay, ya çay, bardakları çay, beni ayıklama yani. Dershanedeki çocukların sesi, gürültüleri, camilerdeki çocukların gürültüleri, ben gürültü olarak gelmiyor. Geleceğin ayak sesini olarak, melodi olarak geliyor. Gelecek sesi görüyorum, gelecek. İnşallah. He vallahi. Bak ya. Geleceğin çocukları sev. O kadar iftihar ediyorum ki şu çocuklar şöyle olmaları. Elhamdülillah. Rahatsız olan insanlar tarafından elinizden sonra daha başlar onlar. O yüzden. Doldurun. Torununuzu da getirin. Peki, geceniz mübarek olsun. İnşallah. Allah iki cihanı da aziz eylesin. Amin. Allah birbirimize muavenetçi ve şefaatçi eylesin. Amin. Birbirini kusur etmeyen, birbirini tenkit etmeyen, gıybet etmeyen, birbirini sevenlerden eylesin. Amin. Birbirimize muavin, şefaatçi eylesin. Amin. Birbirimize maddi ve manevi destekçi etsin. Ya Rabbi ben bunu safta görmüştüm. Ya Rabbi ben bunu derste görmüştüm. Demeyi Allah bize nasip eylesin. Amin. Birbirimizi Amin. Sahiplenmeyi nasip eylesin. Amin. Usul ve furularımızdan, kim anne babalarımızdan, evlad diyarlarımızdan geçmişse ahirete, onların da mekanını cennet eylesin. Amin. Bahçelerini, mekanlarını, kabirlerini cennet bahçesine ve bahçeye eylesin. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Gör bakalım, canlı yayında adetimdir. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Efendim sorusu olan var mı canlı yayında? Sonra sizin sorunuz varsa alacağım ama siz her şeyi bitirdik zaten. Sana bir latife yapabilir miyim? Bir latife yap abi, İsparta'dan. Abi şimdi bizim mahallede dershanemiz var. Dershanemizde bir kardeş 5 yıldır namaz kıldırıyor. Cübbeyi alıyor, geçiyor, koyuyorlar oraya. Bana hiç teklif etmiyor, sen de geç diye. Ben de gıpta ediyorum abi. 5 seneden beri. Sana bir şey söyleyeyim ya Halim. Buradaki vakıf kardeşlerim da hepsi şahit olsun. Ben imamlığa geçtiğimi 10 senede belki de 10 defa vardır veya yoktur. İmamlar hiç gözlüyor. Geçmiyor. Arkadaşı görüyor musun? Orada bak gözlüyor. Sen 5 sene. Dün dersine bize göre yok. Yok gözükmüyor. Gözükmüyor mu? Gözükmüyor. Yani
zorla kalmadıkça dershaneyi kastediyorum. Cuma kıldırmayı. Bir yere gittiğim zaman kimin nasıl eşyası, iş çamaşırı, abdesti nasıl orada şey varsa geri kalmıyorum. Onu geçiyor. Dershanede arkadaşlarımız içerisinde dershanede vakıf kardeşler varken ben geçmiyorum. Geçmiyor. Öyle mi doktor? Öyle. Ama dışarıda orada da olmaz. O makamın hukuku var. Çamaşırı nasıl adamın? Hani alafranga mı, alaturka'da mı tuvalet yapıyor? Yani istibraya dikkat ediyor mu? Namazımı teslim etmiyor. Yani ama araştırmaya da mezun değiliz. Araştırma ama bana teklif edilince ben geçiyorum. Seyahat ederken tesislerde imam ya bakıyorlar ben imamım ben geçebilirim diyorum. Geçiyorum. Sen de o adam cübbe ve sarık takıyorsa o adam hep imam olsun. Peki. Vakıf değil abi cemaatten biri de. Ha olsun. Vakıf. O kıraatı nasıl? Benden zayıf abi. Ha. işte. Ona inşallah kalbine bir mana gelir teklif eder sana. Amin. Sizde soru var mı abiler? Ben şimdi şu geldi aklıma abi. Ne? Uhubet listesine iki makamın ortasına gıybeti koymuş üstad abi. Ne yapmış bir dakika? İki makamın, birinci makamın ikinci ortasına gıybeti koymuş abi. Çok manidar. İki makam hangisi makam? Birinci makamı ya uhubeti anlatıyor ya. Uhubeti anlatıyor. Ya ondan sonra gıybeti sokuyor ya. Ondan sonra ikinci makama geçiyor yanlıyorsam. Ha bu ihlas dusturunda mı? Yok uhubette yapmış abi. Uhubette mi yapmış? Evet. Birincisinde ne demiş? Birinci makamı anlattıktan sonra... Uhubeti anlatıyor sonra... Gıybeti koymuş, orası ikinci makam başlatmış. Oo, gıybe, vay be. Ben şey takdim. Ha, Uhuvvet Risalesi'nden evet. Hemen arkasında gıybet dersini koymuş. Evet. Vay be, oo, hiç bakmadım. Buna nazm-ı mani deniliyor. Uhuvvet Risalesi'nin hemen peşi gıybet dersi. Evet. Vay be, güzel. Çok istifade ettim, çok güzel. Şimdi abi başta dediniz ya tabbetoraz meselesinde hani diyor ya ilerisinde günahtan tecennüpleriyle kurtulurlar diyor. Evet. O zaman bu manevi şekilde bulaşacak abi direkt. Yani madde şeklinde mi görecek? Yok maddi gelecek ama tutunamayacak işte. Çünkü kemiğimiz ilikleri sağlam. İsrafat yapmadığımız için canlı ve dolu dolu bir insan. İman nurdur hem kuvvettir. İmanı elde eden kainata meydan okuyabilir. Yani hem maddi böyle bir esbab var. Hem de rahmet ilahi koruyacak onları. Kardeş hepimiz ya. He. Bu ayettir. Bence söylediniz ya. He. Ulaşan kişi olduğu gibi düşecek ölecek. Bunu mesela manada mı söylediniz yoksa? Yok yok. Böyle ölecekler ya. Ölecekler. Sokakta yürüyorsunuz. Hemen ölecek ya. Yakalandı ölecek. Tedavisi yok. Allah. Yani her türlü biz de rahatsız olacağız o da yani. Rahatsız olacağız ama Allah bir hal verecek bize. İnşallah. Ehli imana bir hal verecek. Abi uzakta eldiniz ya. O zaman minderler insan gider. He? Minderler de insan gider. Ve işte dabetular çıkınca, 5. şu an işte. Şu an var mı şu an? Var abi şurada. Yani 8 minder insan var. Ver bakayım şey, şu anlar nerede? Niye Osman? Hangisi o? Onun altındaki neydi? Sözler mi? Evet. Birinci şuaya bakıyorum. Birinci şua, ikinci şua, üçüncü şua, dördüncü şua, beşinci şuayı göremiyor. Yeri yok. Evet. Nerede arkadaşlar ben? Nasıl bulacağım birinci şuayı? En sonunda. Ya olur mu en sonunda beşinci şua? Bundan kaldırmışlar abi beşinci şuayı. Öyle mi? O uygulamalardan kalkmış yani. Ha, Allah Allah. Tamam. Kafam basmadığı için. Bismillahirrahmanirrahim. İlla dâbetun erdi te'kulu min sete. Ayetinin işaretiyle o hayvan dabbetul arz neye benziyor? Denilen ağaç kurtlarıdır ki. Tamam? Musa Aleyhisselam bastonunu şey yapmış böyle. Ağaç kurtlarıdır ki bir insanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek, vurduğu gibi değil. O mikrop girecek, kemirecek. Burada öldü değil yani. Ha, kemirecek. İnsanın cisminde İnsanın vücudun neresinde? Dişinden tırnağına kadar yerleşecek. Daha hemen şey dağıtıyoruz, ben de kesiyorum. Bekle. Müminler, iman, diyor, müminler imanın bereketiyle. İki, sefaat ve
suistimalattan tecenüpleriyle kurtulmasına işareten ayet iman hususunda o hayvanı konuşturmuş. Daha ileri sorma ki. Çünkü benim asarlar bak bu kadar. Oo çok güzel lan. Ona, bu tatlı ne koyun? Hoşuma gitti lan. Hemen kesiyor. He tabii tatlı veriyorlar ya. Kaç yaşındaydın sen? Bu kadar mıydın? Altı mı? Hakikaten altı mı? Evet. Oh, maşallah tamam. Peki El Fatiha.